Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Enzimlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Bunu özellikle ayırdım çünkü enzimlerle ilgili daha fazla soru çıkıyor karşımıza. Bu yüzden enzimlerle ilgili soru çözümünü ayrı yapmak istedim. Arkadaşlar, soru çözümüne başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum size. Diyelim ki ÖBT'ye çalışıyoruz. Şimdi bizim alanımız, bakın çok detaylı, evet, ama TYT, AYT kısmını eğer ki kendimiz yerleştirmediysek ÖABT kısmını birazcık zorlanabiliriz. O yüzden benden size tavsiye. Mesela diyelim ki ben enzimler konusunu bitirdim. Enzimlerle ilgili testleri ilk önce TYT ve AYT kitaplarından çözün. Orada genel mantığını bir kavrayın. Daha sonra arkadaşlar ÖABT kısmında daha detaylı olan kısmına girersiniz. Çünkü genel mantığına zaten baktığınızda TYT'ye daha çok yatkın. Ama ayrıntılarda işte enzimlerin sınıflandırılması, şu enzim çalışması, hani alosterik regülasyon falan anlattım ya, bunlar ÖABT kısmına giriyor. O yüzden çok az bir kısım ÖABT'den, büyük bir kısmı ise nereden? TYT kısmından. O yüzden TYT kitaplarına veya AYT kitaplarına çalışırsanız her konudan sonra, oradan soru çözerseniz hem konuyu biraz daha basit düzeyde kafanıza yatırmış olursunuz, hem de arkadaşlar ÖABT'ye çalışmak daha kolay gelir. Önce TYT, AYT kitaplarını çözelim. Daha sonra ise ÖABT kitaplarından enzimler konusunu çözelim. Bütün konular için geçerli bu söylediğim. Sadece şu an önümde enzimler testi olduğu için enzimler için örnek veriyorum. Evet, şimdi gelelim sorularımıza. Arkadaşlar, grafik vermiş bize. Diyor ki, grafikte enzimatik reaksiyonlara sıcaklığın etkisi verilmiştir. Grafikle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi baktığımız zaman, bakın B'ye kadar, bakın enzim çok iyi çalışmış. B arkadaşlar hangi sıcaklık? 30 ile 40 derece arasında, yaklaşık 35'e falan denk geliyor. C'ye geldiğimiz zaman enzimin yapısı artık bozulduğu için ne oluyor? Çalışmıyor. Dolayısıyla tepkime duruyor. A'da arkadaşlar tepkime yavaş yavaş artıyor ama yine yeterli değil, yani enzimin çalışması için çok da yeterli bir sıcaklık değil. Diyor ki A noktasından sonra ortam ısıtılırsa enzim çalışmasına devam edebilir. Baktığım zaman A'dan sonra ısıtıldığında enzim çalışmasına devam ediyor, değil mi? Devam edebilir, doğru. Diyor ki C noktasından sonra ortam soğutulursa reaksiyon devam etmez. Arkadaşlar C'de artık enzimin yapısı bozulduğu için ortam soğutulsa da tekrar işte 35-40 dereceye getirilse de enzim çalışmaz. Çünkü enzimin yapısı bozuluyor. Diyor ki A ve C noktalarından enzimin yapısı bozulmuştur. Arkadaşlar enzimin yapısı C'de bozuldu ama A'da bozulmaz. Bakın A'da sıcaklık arttıkça ne yapıyor? Enzim çalışmasını hızlandırıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Bu C noktası için doğru ama A noktası için yanlış olduğu için cevabımızı C şıkkı olarak alıyoruz. Diğer şıkları da okuyayım. Diyor ki B noktası enzimin en iyi çalıştığı sıcaklık aralığıdır. Evet, optimum sıcaklık diyorduk buna, doğru. A noktasında enzimin çalışması yetersizdir. Evet, baktığınız zaman yetersizdir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir hücredeki kimyasal olayın ikinci eğrideki gibi gerçekleşmesini hangileri sağlar? Şimdi arkadaşlar, birincisinde çok fazla enerji kullanıyor. İkincisinde enerjiyi düşürüyor. Bakın bu aktivasyon enerjisidir. Aktivasyon enerjisini düşüren nedir? Enzimdir. O zaman ikincide ortama enzim etki eklenmiş olabilir. Diyor ki reaksiyondaki reaktanların sayısının artması. Reaktan dediği reaksiyona giren ürünler. Hayır arkadaşlar, bu olmaz. Enzimin reaksiyona girmesi, evet, enzim girdiği zaman aktivasyon enerjisini düşürüyor, olur. Reaksiyondan çıkan ürün sayısının artması. Bakın ürün zaten eşit miktarda, bununla da bilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olur. Geçelim 3. soruya. Diyor ki bir amip hücresinde enzim sentezi sonucunda moleküllerden hangisinin miktarı artar? Şimdi enzim sentezi yapıyoruz. Enzimin yapısında ne var? Protein. Protein neyden oluşuyor arkadaşlar? Amino asitlerden. Protein kısmı artı bir de ne bağladım? Yardımcı kısım, bileşik enzim olduğunu düşünelim. Yardımcı kısım ne olabilirdi? Ya vitamin olabilirdi, organik bir madde, ya da mineral olabilirdi. Vitamin oluyorsa biz buna ne diyorduk? Koenzim. Şöyle yazayım, koenzim. Mineral oluyorsa ne diyoruz arkadaşlar? Kofaktör diyoruz. Şimdi ATP'nin miktarı artmaz, değil mi? Çünkü sentez yapıyorsun, ATP'yi kullanırsın. O yüzden bu olmaz. Taşıyıcı RNA sabittir arkadaşlar, artmaz. Amino asiti kullanıyoruz, o yüzden azalır.
Mesajcı reyna yine kullanmıyoruz ama sabittir arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Ama su miktarı ne olur? Artar. Çünkü amino asitler yan yana geldikçe peptit bağları kurarlar ve bu peptit bağlarından da bir molekül su açığa çıkar. O yüzden cevabımız ne olur? E şıkkı su olur. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Dördüncü soru. Bir holoenzimin yapısında. Neydi holoenzim? Bileşik enzim. Ne vardı arkadaşlar yapısında? Protein artı yardımcı kısım, değil mi? Protein olan kısma ne diyorduk? Apoenzim. Yardımcı kısımda iki şekilde oluyordu. Az önce de açıkladım. Ya mineraller gelip bağlanıyor, yani inorganik madde. Ya da vitaminler gelip bağlanıyor. Vitamin haricinde işte nat, fat, nat P, bunlar da bağlanabiliyor arkadaşlar. Bunlar da koenzimdir. Bu da organik madde. İnorganik madde bağlanıyorsa kofaktör. Vitamin yani organik madde bağlanıyorsa buna ne diyorduk? Koenzim diyorduk. Protein artı yardımcı kısmın tamamına ne diyoruz? Holoenzim veya tam enzim diyoruz. Yapısında diyor hangileri kesinlikle yoktur? Yağ asidi var mı burada? Yok, değil mi? O zaman bu kesinlikle yok. Amino asit protein olan kısmında var arkadaşlar. Vitamin olabilir, değil mi? Mineral olabilir. Bize kesinlikle yoktur dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir şeklinde olur. Gelelim 5. soruya. Bakın burada bir deney vermiş. Diyor ki yukarıda verilen deney düzeneklerinden hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşir? Kimyasal sindirimin gerçekleşmesi için enzimin çalışması lazım. Şimdi ilk önce sıcaklıklara bakalım. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkları eleyelim arkadaşlar. Bakın 37 derece normal. Bu 60 derece eledim. 0 derece eledim. 60 derece eledim. Bu da 37 derece. Tükürük. Tamam, hepsinde aynı zaten tükürük. Şimdi pH'lara bakıyorum. Arkadaşlar pH 7. 7 nedir? Nötr, değil mi? Tükürük hangi ortamda çalışıyor? Ağızda bulunuyor ve nötr ortamdır. Dolayısıyla burada tepkime gerçekleşir. Yani kimyasal sindirim olur. Burada pH 2 vermiş. Yani asidik ortam. Asidik ortamda tükürükteki enzim yani amilaz enzimi çalışmaz. Dolayısıyla burada da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 numara olur. Gelelim 6. soruya. Yandaki grafik diyor enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir. Hücrede gerçekleşen bu reaksiyonun hızı T1 anında aniden sıfıra düşmektedir. Neden düşer arkadaşlar? Substrat bitmiştir, değil mi? Substrat bitmiştir ya da enzimin yapısı bozulmuştur. Bakın o da olabilir. Bize burada bunu vermiş hani direkt ama belki sıcaklığı da o zaman artırmışlardır. Enzimin yapısı da bozulmuş olabilir. Diyor ki enzim miktarının artışı. Hayır. Bununla ilgisi yok. Aktivasyon enerjisinin bitmesi. Bakın bu da olabilir. Aktivasyon enerjisi biterse tepkimeyi başlatacak herhangi bir enerji olmadığı için o yüzden aniden durabilir. Substratın bitmesi zaten bunu da söyledik. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur arkadaşlar. Buradaki aktivasyon enerjisini umarım anlamışsınızdır. Çünkü dediğim gibi aktivasyon enerjisi tepkimenin başlaması için gerekli. Burada tepkimeyi başlatacak olan enerji yoksa o zaman ne olacak? Tepkime aniden duracak arkadaşlar. Gelelim şöyle 7. sorumuza. Diyor ki sindirim enzimleri ile ilgili hangisi doğru olamaz? Şimdi biz sindirim enzimleri ile ilgili ne öğrendik? Sindirim enzimleri tersinir çalışmazlar. Bunu öğrendik, değil mi? Diyor ki kan yoluyla mideye taşınır. Şimdi bu bir dursun, en son açıklayacağım. Tekrar tekrar kullanılır. Evet arkadaşlar, enzimler değişmedikleri için tekrar tekrar kullanılıyor. Sıcaklık ve pH'den etkilenir. Evet. Yapılarında protein bulunur. Tüm enzimlerde böyledir. Doğru. Yardımcı grupla aktifleşir. Evet. Şimdi burada yanlış olan şık A şıkkı. Kan yoluyla mideye taşınır demiş. Şimdi eğer ki kanın içerisine bir sindirim enzimi gönderirsek. Mesela diyelim ki kanın içerisine pepsin enzimini gönderdik. Pepsin enzimi ne yapıyor? Proteinleri sindiriyor. Kanda da protein yok mu? Kan proteinleri var. Bunları sindirmez mi? Sindirir. Sonuçta pepsin peptit bağlarını etki ediyor. Dolayısıyla protein ayırt etmez. Hepsini sindirebilir. O yüzden arkadaşlar kesinlikle enzimler kan yoluyla taşınmaz. Unutmayın bakın. Enzimler yani sindirim enzimleri diyeyim ben. Enzimler derken sindirim enzimleri kesinlikle kana karışmaz.
Zaten eğer kana karışıyorsa kişinin ölümü yaklaşmıştır demektir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 8. soru diyor ki civa, kurşun gibi metaller canlılarda bazı zehirlenmelere sebep olabilir. Bunun nedeni hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar reversible, irreversible diye bir enzim aktivasyonunu anlatmıştım. İnhibitörlerden bahsetmiştik. Irreversible olanlar ne yapıyorlardı? Gidip direkt olarak enzimi aktif bölgesine kapatıyor ve hani kovalent bağlarla bağlanıyorlar, kapatıyorlar ve başka substratın gelip işte oraya bağlanmasını engelliyorlar. Süresiz yani sonsuz boyunca engelliyorlar. Dolayısıyla burada zehirlenmelere yol açıyor ve ölüme sebep oluyor. Yılan zehri mesela buna sebep oluyor. Civa, kurşun gibi ağır metaller de buna sebep oluyor. O zaman bunun sebebi hangisidir? Aktif bölgeyi kapatmasıdır. Substratın gelip bağlanmasını engelliyor. Mesela şöyle düşünün. Solunum enzimine gidip eğer civa bağlanırsa ne olur? Solunum reaksiyonları gerçekleşmez, değil mi? Dolayısıyla kişi nefes alıp veremediği için ne olacak arkadaşlar? Ölüm gerçekleşecek. Gelelim 9. soruya. Güzel bir soru arkadaşlar bu soru. Dök hücrede enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal olay şematik olarak gösterilmiştir. Aşağıdaki grafikte numaralandırılmış eğriler hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında bakın substrat, enzim, substrat enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarındaki değişmeleri göstermektedir. Eğrilerin numaralarını eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar, substrat ne olacak? Bakın, harcanacak. Yani substratın miktarı azalır. Enzim ne yapar? İlk başta bir azalır. Sonra enzim bakın ne yapar? Artar. Neden? Çünkü bağlanıyor burada. O yüzden. Substrat enzim kompleksine baktığımızda şimdi ilk başta bağlandıkları için substrat enzim kompleksi ilk başta artar. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani substrat enzim kompleksinde şöyle bir şey çizeceğiz. Enzim de arkadaşlar tam tersi şöyle bir şey çizeceğiz. Çünkü ilk başta azalacak, sonra artacak. Substratta direkt azaldığı için bu şekilde bir grafik çizeceğiz. Burada ürün kaldı. Ürün de sürekli arttığı için ne olacak? Böyle bir şey çizeceğiz. O zaman bakıyorum. Bakın substrattan başlayalım. Azalan hangisi? 2 numara. O zaman substrat için ne yazıyorum? 2. Enzim için bu şekilde dedik. Bakalım hangi numara? 4 numara değil mi? O zaman enzime 4 yazdık. Substrat enzim kompleksi için böyle bir grafik çizecektik. Bakıyorum hangi grafik? 3 numara. Ürün için arkadaşlar sürekli arttığından dolayı hangi grafiği çizeceğiz? 1 numara. Bu şekilde cevaplandırmış oluyoruz. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangileri biyokimyasal tepkimede katalizör olarak görev yaptığını kanıtlar? Katalizör. Neydi katalizör? Tepkimeye girer, tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür, daha sonra tepkime sonucunda da değişmeden çıkar. Dolayısıyla bakın aktivasyon enerjisini düşürmeleri ve değişmeden çıkmaları direkt cevabımız A şıkkı olur. 11. soru. Yukarıdaki tepkimeler zincirinde X1, X2, X3 enzimleri gösterilmektedir. Hangileri doğrudur? Diyor ki tepkime sonunda X1'in miktarı artar. X1 enzim. Enzimin miktarı değişmiyor. O yüzden bu yanlış. Bu enzimler tersine çalışmaktadır. Evet bakın çift yönlü doğrudur. 3 enzimin sentezinden de aynı gen sorumludur. Aynı gen sorumlu olsaydı 3'ü de aynı enzim olurdu. O yüzden bu yanlış. X2 koenzimle aktifleşir. Koenzim de olabilir, kofaktör de olabilir. Bunu bilemiyorum buraya bakarak. O yüzden cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Gelelim son sorumuza. 3 farklı deney grubunda gerçekleşen tepkimelerle ilgili bazı değerler verilmiştir. Diyor ki, diğer koşulların optimum olduğu tüplerdeki sindirim tepkimeleri en hızlı olandan en yavaş olana doğru. Şimdi arkadaşlar, ilk önce sıcaklığa bakıyorum. Sonra hangisi kıyılmış, hangisi parça, hangisi bütün buna bakıyorum. Bakın kıyılmış et 2 numara. O zaman en hızlı 2 numarada. Daha sonra bakın parça et sıcaklığı da uygun 3 numara. En yavaş gerçekleşen ise ne olacak? Bütün et olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.